6 denemede 2 ya da daha genel olarak n tane denemede k tane isabet ettirdiğimiz serbest atış senaryosu üzerine birkaç video gördük. Şimdi de bu senaryoyu kullanarak rastsal bir değişken tanımlayacak ve bu değişkenin olasılık dağılımını inceleyeceğiz. Bu arada bunun bir binom dağılımı olduğunu da göreceğiz. Hadi bakalım. Rastsal değişkenimiz X 6 serbest atıştaki isabet sayısı olsun. Başka bir deyişle 6 atıştan kaç tanesi isabetli olacak demek istiyorum. Bu serideki ilk videoda yaptığımız varsayımı tekrarlayıp serbest atışın isabetli olma olasılığını %70 olarak kabul edelim. Hemen not edeyim bunu da. Serbest atış isabet yüzdemiz %70. Tamam. Şimdi de x'in alacağı farklı değerlerin olasılıklarını hesaplamaya başlayalım. Mesela x'in 0 olma olasılığı ile başlayalım. İsabet yüzdemiz %70 olmasına rağmen bu atışlardan hiçbirinin isabetli olmamasının olasılığı. Evet, buradaki sükseli yöntemleri kullanarak hesaplayalım bakalım. Eşittir. 6'nın sıfırlı kombinasyonu çarpı 0,7 üzeri 0 çarpı 0,3 üzeri 6 olacak burası 1, burası da 1 ve geriye 0,3 üzeri 6 kaldı. Ben hesaplamaları daha önceden yaptım. Onun için bu sayıyı yuvarladığımızda yaklaşık olarak 0,001 elde edeceğimizi biliyorum. Bu yani 6 atıştan hiçbirinin isabetli olmamasının olasılığı yaklaşık olarak %0,1'miş. Yaklaşık olarak konuştuğumun altını defalarca çizmek istiyorum. Evet, binde 1 olasılıkla 6 atıştan hiçbiri isabetli olmayabilirmiş. Hadi devam edelim. Sırada rassal değişkenimizin 1'e eşit olma olasılığı var. Bu da 6'nın 1'i çarpı 0,7 üzeri 1 çarpı 0,3 üzeri 6 eksi 1 yani 5. Bu da yaklaşık olarak 0,01, yani yüzde 1. Olasılığı neredeyse bunun 10 katı ama genel olarak değerlendirdiğimizde hala çok küçük bir olasılıktan bahsediyoruz, öyle değil mi? Hadi devam edelim. x'in 2'ye eşit olmasının olasılığını bulalım. Birinci videomuzda zaten bunun üzerineydi. 6'nın ikilisi çarpı 0,7 üzeri 2 çarpı 0,3 üzeri 4. Bu da yaklaşık olarak 0,06 yani yüzde 6'ya eşit. Bu arada tüm bu işlemleri hesap makinesinde yapıp daha kesin sonuçlar da bulabiliriz ama ben hızlı olması adına sizinle buradaki yaklaşık değerleri paylaşıyorum, evet. Bunları en yakın onda birliğe yuvarlarsak bu yüzde 6,0. Bu da yüzde 1,0 eder. Şurada kendimize biraz yer açayım. x'in 3'e eşit olmasının olasılığı. Evet. 6'nın üçlü kombinasyonu çarpı 0,7 üzeri 3 çarpı 0,3 üzeri 3. Yaklaşık olarak kaç ediyordu bakalım? 0,185 yani yüzde 18 buçuk. Olasılıkların artmaya başladığını siz de fark etmiş olabilirsiniz. Evet yavaş yavaş ısınıyoruz. Rassal değişkenimizin 4'e eşit olmasının olasılığında sıra. 6'nın 4'ü çarpı 0,7 üzeri 4 çarpı 0,3 üzeri 2 eşittir eşittir değil. Aslında diğerleri de olduğu gibi yaklaşık olarak demeliyim değil mi? 0,324'e yani yüzde %32 32,4'e. Yüzde 32,4'e eşit. 6 atıştan 4'ünün isabetli olmasının olasılığı yüzde 32,4. 2 tane kaldı. Mor'u henüz kullanmadığım için bunu morla yazayım. Rassal değişkenimizin 5'e eşit olmasının olasılığı 6'nın 5'i çarpı 0,7 üzeri 5 çarpı 0,3 üzeri 1. Evet bu da yaklaşık olarak 0,303'e yani %30,3'e eşit. Ve son bir tane daha atışların hepsinin isabetli olmasının olasılığı. 6'nın 6'lısı çarpı 0,7 üzeri 6 çarpı 0,3 üzeri 0. Bu ve bu 1'e eşit. 0,7 üzeri 6 ise yaklaşık olarak 0,118 yani yüzde 11,8 eder. Siz de ilginç bir şeyi fark ettiniz değil mi? ilk kez incelediğimizde binom dağılımlarının bir simetri olduğunu yani değerlerin önce artıp sonra aynı şekilde azaldığını görmüştük ama burada buna benzeyen bir simetri yok. Simetri olmamasının sebebi serbest atışın isabetli olmasının ıskalama olasılığından daha büyük olması. Yani %70'lik bir isabet oranımız var. Yazı tura atmak gibi bir durumdan bahsetmiyoruz ama simetriyi buradaki katsayılarda görmemiz mümkün. Hesaplarsanız altının sıfırlısı ve altının altılısı 1'e, altının birlisi ile altının beşlisi 6'ya, altının ikili kombinasyonu ile altının dörtlüsü 15'e ve 6'nın üçlüsü de 20'ye eşit katsayıların simetrik olduklarını görüyorsunuz. Ancak daha sonra bunları daha büyük olan serbest atış isabet yüzdemizle ağırlıklandırdığımızda buradaki sonuçları elde ediyoruz. Eğer bu yüzdelerin ikisi de %50'ye %50 olsaydı aynı dengeyi burada da görmemiz mümkün olurdu. Bunları grafik üzerinde gösterdiğimizde ise olasılık dağılımının nasıl göründüğünü bulabiliriz. Hatta sizi bu dağılımı bulmaya davet ediyorum bilmiyorum buyurun. Evet bunu siz bulun. Tüm bu farklı durumları ilk örneğimizdeki hilesiz para için yaptığımız gibi bir grafik üzerinde gösterin olur mu? Evet. Buradaki rassal değişkenin olasılık dağılımını bu şekilde elde edebiliyoruz. Biz burada görsel bir gösterim kullanmadık ama rassal değişkenimizin alabileceği değerler bunlar. Rassal değişkenimizin alabileceği 7 farklı değer ve bu değerleri aldığında elde ettiğimiz yaklaşık olasılıkları burada görüyorsunuz.